Herkese selam, herkese merhaba. Ben Oktay. Bugün Beşiktaş transfer kariyerine başlıyoruz. Allah'ım şu başlangıcı yapmak neden bu kadar zor ya? Herkese selam, herkese merhaba. Ben Oktay. Bugün Beşiktaş transfer kariyerine başlıyoruz. Fanatik bir Fenerbahçeli olarak bu transfer benim için de çok tuhaf olacak. Ama iyi geçeceğini umuyorum, iyi geçeceğini düşünüyorum. Ayarlarımızı görüyorsunuz. Hemen ilerle diyelim ve transfer kariyerimize başlayalım. Sezona başlamadan önce tabii ki de bir turnuvaya katılacağız. Ve şöyle bir bakıyorum da para ödülü bakımından bu turnuva bizim için en uygunu. Paraya çok ihtiyacımız var. Bu kesin %100 yani. Çünkü transfer yapacağız yani sonuçta. Aslında şöyle bir baktığım zaman doğru taktikle biz bu takımların hepsini yenebiliriz gibi geliyor. Sadece bana nedense bu grup yani bu turnuva şu ortadaki daha zorlu geldi. Gelin biz şu birinciyi seçelim. 5,3 milyon euroluk para ödülü olan turnuvayı seçtik. Hemen şöyle ilk işimiz mesajlara bakmak olsun. Tamam, transfer pazarı açılmış. Evet, Serdar Batur bizim yetenek avcımız. Hemen bize Kerem Aktürkoğlu, Bartu Elmaz gibi oyuncuları bulmuş. Ki zaten bu oyuncuları ben de biliyordum. Bartu Elmaz'ın potansiyeli 90 olması lazım. Dün bir tane Galatasaray transfer kariyeri çekmiştim fakat CES'te bir problem oluşmuş. O yüzden onu iptal ettim. Yeni bir tane kariyere başlayacağım. Oradan biliyorum yani potansiyeli 90 civarı olduğunu. Biz Bartu Elmaz'ı bir izlemeye alalım. Kerem Aktürkoğlu'nu da alalım. Şöyle şu oyunculara bir bakalım. Bakalım başka ilgimizi çekebilecek kimler var. Şimdi Bright Osayi Samuel Fenerbahçe'den biliyoruz. Çok iyi bir oyuncu. Aslında izlemelerini söyledik. 29 yaşında ama bize tecrübeli oyuncular da lazım normalde. Seni de izlesinler işlerine. Hedefimiz hem her lig de olabildiğince şampiyon olmak hem de güzel transferlerle Beşiktaş'ı maddi açıdan da rahatlatmak. Gördüğümüz üzere transfer bütçesi 26,5 milyon. Ben transfer bütçesini biraz arttırmak istiyorum. Şöyle biraz 30 milyona çekelim. Evet, şöyle bir baktığımız zaman takımda hem genç hem de yaşlı oyuncular var. Bizim ilk işimiz yaşlı oyunculardan kurtulmak olacak. Yani Atiba Hutchinson'ı aslında hiç vermek istemiyorum. Yani futbol aslında bizi bıraksın. Gerçekten ben bir Fenerbahçeli olarak kendisinin futbolunu çok beğeniyorum. Bütün futbolcuların örnek alması gereken kişilerden biri diye düşünüyorum. O yaşına rağmen o performansı çok iyi gerçekten. Burada Wellington 31 yaşında, Vida 31 yaşında, Joseph de Souza 31 yaşında, Aboubakar, Gezal, işte Rozier falan bunlar iyi. Nsekala ne kadarmış? 29, o da iyi. Larin 25 yaşında, o da iyi. Ersin de 19 yaşında, aynen. Şöyle bir baktığımız zaman Cenk Tosun falan bunlar da iyi aslında. Takımda yaşlı olarak gözüme batan sadece şimdilik ilk 11'den 3 oyuncu var. Bu da Adem Ljajic, Joseph de Souza ve Atiba Hutchinson. Şimdi Atiba Hutchinson transfer listesine koysak alın olur mu bilmiyorum. Joseph de Souza ve Adem Ljajic bir ihtimal. Aslında Atiba Hutchinson'a ihtiyacımız var ama nasıl yapsak ya? Arkadaşlar inanın Atiba Hutchinson'ı ben de çok seviyorum ama kadroyu yenilememiz lazım. O yüzden Atiba Hutchinson'ı transfer listesine koyacağım. Kusura bakmayın. Burada duyguya yer yok arkadaşlar. O yüzden Atiba Hutchinson'ı transfer listesine koyacağım. 37 yaşında ya. Alan olur mu onu da bilmiyorum ama. Oh, bir de kaptanımız. Allah'ım. Benim de içim gidiyor. Bakmayın öyle. Evet, Lens'in sözleşmesi bitince onu da transfer listesine koyacağız. Dediğim gibi takımı biraz gençleştirmemiz lazım. Ben şimdilik Joseph de Souza'yı transfer listesine koyacağım. Hadi sizi de koyalım, belki güzel teklif gelir. Onun dışında dediğim gibi şimdilik beni rahatsız eden oyuncular yok. Milan'dan tanıdığımız Sandro Tonali var. Bu oyuncunun transfer edilmesini istiyorum o yüzden. Evet, bu oyuncunun potansiyeli 91. Telefonumdan bakıyorum. Evet, bazı oyuncuların izlenmesini istedik. Şimdi sezona başlayalım. Bakalım bizi ne bekliyor. Evet, maça doğru gidiyoruz. Hemen haberler geldi. Bir bakalım. Evet, Atiba Hutchinson hoş geldin diyor. Hoş bulduk. Wellington kendisini transfer listesine koyduğum için şaşkın. Fakat kendisine uygun bir dille durumu anlattık. Şöyle biz maça doğru ilerleyelim bakalım. 4-4-1-1 dizilişini seçtim. Ve sol kanada Enkudu'yu almak istiyorum. Top kaybından sonra pres diyoruz ve oyun tarzımızda, ofansif tarzımız topa sahip olma olacak. Burada Aboubakar'a arkaya koşu yapmasını söylüyorum. Çok da fazla kurcalamanın bir manası yok. Joseph de Souza, Oğuzhan Özyakup değişikliği yaptım. Her ne kadar Joseph de Souza ve Atiba Hutchinson'ın defansif özellikleri daha yüksek olsa da gençleri oynatmak istiyorum. Varsın gençlerle kaybedelim ama gençlerle oynamamız lazım. Kadromuz böyle kalsın ve ilk karşılaşmamıza çıkalım bakalım ne olacak. Hızlı simülat diyoruz. Ve 1-0 galip geliyoruz. Bu sezonun ilk karşılaşmasından. Topa sahip olma yüzdemiz düşük. Tamam. Takım yerine oturdukça inşallah daha iyi oynayacağız. Domagoj Vida için çok iyi bir teklif var ama oyuncunun değeri ne kadar onu bilmiyorum şimdi. Çok iyi. 7 milyonluk oyuncuya 8,2 milyonluk teklif. Ben bunu görüşme yaparak kabul edeceğim. 8,2 değil de hani böyle nasıl desem 8,8 falan diyelim. 8,8 milyon istiyoruz. Bakalım ne diyecekler. Evet, 8,8 milyonu kabul ediyorlar. En azından 600 bin euro daha fazla kazanacağız. Tabii ki Domagoj Vida
bu teklifi kabul ederse. Evet, hemen ikinci karşılaşmamıza geçelim derken bir yeni teklif daha geldi. Fakat şimdilik Sporting Lisbon'un transferine yanıt vermek istemiyorum. Şu an takımda liderlik vasfını taşıyabilecek bir oyuncu yok gibi aslında baktığımız zaman. Ya kendimiz bir tane yaratacağız ya da bilmiyorum ne yapacağız ama bir çözümünü bulacağız mutlaka. Şimdi Genoa'ya karşı turnuvadaki ikinci karşılaşmamıza çıkıyoruz. Bakalım ne yapacağız. Of, 2-1 mağlup olduk. Topla oyunumu yüzdüğümüz bu sefer yüksek ama maalesef mağlup oluyoruz. Çok erken yemişiz, peş peşe yemişiz golleri. O biraz kötü olmuş. Bunların üzerinde tabii ki de çalışacağız. Şu an grupta ikinci sıradayız. Son maçı kazandığımız takdirde gruptan çıkmış oluyoruz. Bright Osayi Samuel 5.5 milyon 22 yaşında çok iyi bir oyuncu ya. Bunu mutlaka gerçekten almam lazım. Potansiyeli gerçekten çok yüksek bir oyuncu. Kerem Aktürkoğlu'nun overall'ı çok düşük. Bartu Elmas'ın da overall'ı çok düşük ama Bartu Elmas biliyorum. Aslında bu iki oyuncuyu da almayı çok istiyorum ama takımını da çok fazla gençleştirmemek lazım. Takımda tecrübeli oyuncular lazım. Kiralasak bu sefer de Galatasaray'ın işine gelir. Yapmayalım, hiçbir şey yapmayalım ama gözüm sizin üzerinizde. Oğuzhan Özyakup için teklif gelmiş. Hayda. Oğuzhan Özyakup 27 yaşında 6 milyon değeri var. Güzel teklif gelirse aslında gidebilir mi? Gidebilir aslında. 5.4 milyon mu ne teklif etmişlerdi? Ben direkt 10 milyon söylüyorum. Bakalım ne diyecekler. Evet, tabii ki de sen zaten bir kere oyuncunun değerinden düşük bir teklif yaparsan böyle bir sonuçla karşılaşırsın. Olsan yedirmeyiz. Şimdi gruptaki son maçımıza çıkacağız. Bu maçı kazandığımız takdirde inşallah gruptan çıkmış olacağız. Hadi bakalım, hakkımızda hayırlısı olsun. İnşallah galip geliriz. Erken bir veda istemiyorum. İşte bu. 2-1 galip geliyoruz. Topa sahip olma yüzdeleri %50-%50. Aboubakar 2 gol atmış. Son dakikalarda attığımız golle 2-1 galip gelmişiz. Yolumuza devam ediyoruz. Yarı finalde Sampdoria ile oynayacağız. İtalyan temsilcisi olması lazım. Gruptan çıktığımız için 1.2 milyon kazandık. 22 milyon değeri var bu futbolcunun ama bu oyuncuyu istiyorum. Yani Beşiktaş'tan şöyle bir yıldız çıksın. 20 yaşında henüz. Biz bunu bol bol oynatacağız sonuçta. Akpa Akpro. İsmi çok iyi ya. Bu oyuncuyu da alabiliriz. Bu oyuncu da iyiymiş. Ama özellikle seni çok istiyorum. O yüzden transfer listemizdesin zaten. Size bir teklif yollayalım bakalım. Oyuncunun değeri 22 milyon. O yüzden direkt 22 milyon teklif edeceğim. Bakalım ne diyecekler. Teklifi yapıyoruz. Önce bir nabızlarını yoklayalım. Bakalım ne diyecekler. Hemen kabul ettiler lan. Bilseydim biraz düşük teklif ederdim ya. Evet, şimdi ise oyuncunun kendisiyle görüşme yapacağız. Uf, 61.600. Aslında çok iyi ama bu oyuncunun değeri bence çok çok fazla artacak. O yüzden şimdi reddetsek görüşmeyi sonlandırırlar diye korkuyorum bir yandan da. Karşı teklif diyorum ve 80 milyon serbest kalma bedeli sunuyorum. 61.600 binde kararlar. 67 milyon teklif ettim, bakalım ne diyecekler. Tamam, kabul ettiler. Zonguldaklıyım, o yüzden bir 67'yi deneyim dedim ama onu da kabul ettiler zaten. Uf. Abi siz ne istiyorsunuz ya? İmza primi 280 bin euro istiyorlar. 15 maç sonunda oynadıkları yani 15 maça çıkarsa 440 bin euro para istiyorlar. Of. 25 maç sonunda 350 bin euro teklif ediyoruz. İmza primi 270 bin çok fazla. Bu oyuncu için değer mi? Ama imza primi çok fazla. Tamam, görüşmeyi sonlandıralım ya. Yapacak bir şey yok. Aha, hayal oldu. Bright Osayi'sam öyle bakalım bari. Ooo, Fenerbahçe rakip kulüple transfer görüşmesi yapmak istemiyor. Tamam, öyle olsun. Çıldıracağım ya. Oyuncu bile transfer edemiyoruz. Bu nasıl transfer kariyeri? Evet, Bundesliga oyuncularına geldik bakalım. Fernandes ve Mahmut Dahoud'u izleyelim bakalım. Serbest kalma bedeli 4.3 milyon. Bu oyuncu buna değerse alabiliriz, neden olmasın. Bu oyuncuları bir izleyelim bakalım. Yabadayı. Alalım mı lan? Yabadayı güzel gider ha. Dur bir bakacağım. Neyse, biz yarı final mücadelesine geçelim. Bakalım Sampdoria'ya karşı ne yapacağız? Derken haber geldi. Vida PSV'ye transfer oluyor. 7 milyon ekleniyor transfer bütçemize. Şimdiki transfer bütçemiz 38.7 milyon. Bu çok iyi. Belki şimdi sezon başında çok fazla büyük transferler yapmayabiliriz ama sezonun ortasında çok iyi transferler yapacağımıza eminim. Hem o zamana kadar daha iyi araştırmış olurum. Evet, Adem Ljajić biraz yorgun gözüküyor. O yüzden onun yerine şöyle bir şey düşünüyorum. Oğuzhan Özyakup'u öne alalım. Atiba Hutchinson aynen bu kadro hem fit hem güzel. Sağda bir lider de var. Maça başlayalım bakalım. İnşallah kazanırız ve finale kalırız. Hadi bakalım. Ve karşılaşmadan 2-0 galip ayrılıyoruz. Golleri Wellington ve Gezal atıyor. 2-0'lık bir galibiyetle finale kalıyoruz. Wellington ve Gezal'ın attığı gollerle.
Topa sahip olma yüzdemiz %51 ve rakip yine bir İtalyan temsilcisi Genoa oluyor. Evet, rakibimiz Genoa. Transfer bütçemize ek olarak 1.6 milyon eklendi. Şimdilik transfer bütçemiz 40.3 milyon, çok iyi. Belki maaş bütçesini falan biraz yükseltebiliriz, bilmiyorum da. Final mücadelesine başlıyoruz bakalım. Ne yapacağız çok merak ediyorum. Ah be, kaybettik. 2-1 mağlup olduk. Galatasaray'la dün yaptığım transfer kariyerinde de finalde kaybetmiştik. Neyse, yapacak bir şey yok. 3-1-4-2 ne lan? Uzun top 3-1-4-2 ile oynamış rakip. Çok ilginç ya. Çok nadir rastladığımız bir taktik, bir diziliş. Ama tebrikler yani, kazandılar sonuçta. Kyle'ların için teklif var fakat ben bu teklifi kabul etmeyi düşünmüyorum. Çünkü Kyle'ların'ı ben sürekli oynatmayı düşünüyorum zaten. O yüzden teklifi reddet. Evet, ligdeki ilk karşılaşmamız olan Denizlispor mücadelesinde başlamadan önce oyuncularımızdan mesajlar gelmiş, bir bakalım. Hocam, hazırlık döneminde iyi performans gösteremediğimi biliyorum falan filan. Buna bir gaz verelim şöyle. Tamam, okey. Tamam, okey. Hadi devam. Yetenek avcılarımızdan haber var. Evet, Yannick Gerhardt, özellikle ona bakmak istiyorum ilk önce çünkü ona bir teklif gitmiş, 11.5 milyon. Uf, tamam, hemen biz de bir teklif yapalım. Mahmut Davut, o da çok iyiymiş ama bunlar kesin imza parasını şey gibi ister ya. Vallahi var ya, biz bunlarla baş edemeyiz ama yine de deneyeceğim. Mahmut Davut ve Yannick Gerhardt'a baktığımız zaman aralarında iyi olan tabii ki de Mahmut Davut. Hem yaşından ötürü hem ratinginden ötürü. O yüzden önceliğim bu oyuncuyu almak olacak. Alabilirsek ne mutlu bize, alamazsak hemen Yannick Gerhardt'a yöneleceğiz. Kendisine 17 milyonluk bir teklif yapıyoruz, bakalım ne diyecekler. 19.500 bin. O zaman biz direkt oyuncunun değerini teklif edelim. 19 milyonluk bir teklif yapıyoruz. Bunu kabul ederler diye düşünüyorum. Evet, kabul ettiler. Hemen kendisiyle de bir görüşelim bakalım ne diyecek. Çok önemli. 3 yıllık teklif düşünüyorlar. 4 yıllık teklif sundum. 4 yılı kabul ettiler. Serbest kalma bedelini istemedim. 50 bin euro maaş teklif ediyorum, bakalım ne diyecek. Uff. 230 bin euroluk imza primi istiyorlar. Abi çok istiyorlar ya. Bir kerecik yapacağım ben bunu. 150 bin euro diyorum, bakalım ne diyecekler. 230 bin de diretiyorlar. 180 bin teklif ettim. Anlaştık. Oyuncuyu kulübümüze katıyoruz. Yeni transferimiz Mahmut Davut. Hayırlı uğurlu olsun. Ligdeki ilk karşılaşmaya tabii ki de yeni transferimizle başlamak istiyorum. Mahmut Davut, takımla henüz oynamadın ama Atiba Hutchinson yerine seni bir alalım. Hatta seni forvet arkası yapalım. Bakalım yeni oyuncumuz ilk maçında ne yapacak, çok merak ediyorum. Hızlı simüle et. Haydi bakalım, sezona iyi başlayalım. İyi bitsin. Çok iyi be. 3-0 galip geliyoruz. Topa sahip olma yüzdemiz %60. Abubakar 2 gol birden atmış ve Gezzal de 1 gol atmış. Çok iyi. Maçın adamı 9.9 ratingle Abubakar olmuş. Sezona iyi başlıyoruz. İlk hafta sonunda liderliğe oturmuşuz. İnşallah sezon sonuna kadar da burada kalacağız. Rangers kulübünden Douglas'a teklif geldi. Douglas'ı ben zaten oynatmayı düşünmüyorum şimdilik. O yüzden görüşme yapalım. Eğer güzel bir teklif verirlerse neden olmasın? Yeni transfer ücreti teklif et. Biz bunu 2.4 milyonluk bir geri teklif yaptık. 2 milyon artı %5 bir sonraki satıştan pay. 2.2 yapalım. Evet, 2.2 milyonda anlaştık. Şimdi sadece Douglas'ın Rangers kulübüyle görüşmesi ve anlaşması lazım. Ligdeki ikinci mücadelemiz Alanyaspor'a karşı. Hızlı simüle ediyoruz, bakalım ne yapacağız. 2-0 galip geldik. Çok iyi. Abubakar ve Gezal'ın attığı gollerle karşılaşmadan galip ayrılıyoruz. Her ne kadar topa sahip olma yüzdemiz düşük olsa da temiz bir galibiyet aldık. Liderliğe devam ediyoruz. Bakalım Josef de Souza ne diyormuş? Hocam, böyle bir konuşma yapacağım için üzgünüm ancak sözleşmem bitmek üzere ve geleceğim için en iyisini düşünmem gerekiyor. Burada benim adıma hiçbir gelişme olmayacak gibi gözüküyor ve bu nedenle başka bir kulüp arasam mı diye düşünüyorum. Kulüpten ayrılmam gerekiyorsa ayrılırım. Biraz moral verelim ki zaten ben de takımda düşünmüyorum da. Biz yine de biraz moral verelim. Evet, gençlerimizin potansiyeli aslında çok iyi ama ilk 11'de yani hiçbir maçta bu ratingde ben şans veremem bunlara. O yüzden maalesef kabul edemeyeceğim. Gitsinler başka kulüplere, orada denesinler şanslarını. Josef de Souza maaşıyla ilgili sistemde bulunuyor. Kapı açık, gidebilirsin. Benden yana sıkıntı yok. Ben özellikle bir Fenerbahçeli olarak üzüldüm aslında. Josef de Souza'nın Beşiktaş'a gitmesine, bir yandan da hoşuma gitti tekrar Türkiye'ye dönmesine. Ama ben gerçekten oyunda yaşlı olduğu için tercih etmiyorum oynatmayı. Evet, Douglas transfer olmuş Rangers'a. Oradan 1.7 milyonluk bir transfer bütçesi eklendi kasamıza. Kyle'larına teklif gelmiş Olympique Nimes'ten. Nimes nerenin takımı bilmiyorum. Biz Kyle'larını satmayı düşünmüyoruz abicim. Teklifi reddet. Evet, Başakşehir'e karşı ligdeki 3. karşılaşmamıza çıkacağız şimdi. Hadi bakalım, hakkımızda hayırlısı olsun. Of. 3-1 mağlup olduk. Fakat neden, nasıl? 4-2-3-1 geniş, dengeli.
Tamam. 3-1 mağlup oluyoruz. Golü kim attı ona bakmayı unuttum bak. Üzüntüden ona bakmayı unuttum. Devam diyelim. 2 maça daha çıkalım bakalım. Karşılaşmaya başlamadan önce Dahoud'a bakmak istiyorum. Artı 2'lik bir gelişim göstermiş. Bu bizim için gayet iyi. Değerine değer katmasını istiyoruz tabii ki de. Bir mağlubiyet aldığımız için bir anda 6. sıraya geriledik arkadaşlar. Ligin başı çok normal yani böyle şeyler yaşamamız. Matchup diyelim. Kayserispor mücadelesine başlayalım. Hızlı simülat diyoruz. Ve 2-2'lik beraberlikle ayrılıyoruz. Peki. Topla sahip yani topla oynama yüzdemiz çok iyi. Her maçta çok iyi ama gol noktasında biraz etkisiziz. O yüzden çift forvete falan mı dönsek onu düşünüyorum şu anda. Bu arada Bayern München oyunda bile UEFA Süper Kupası'nı kazanmış. Hemen buradan kadroyu bir düzenleyeyim ben. İlk 11'imizi düzenledim. Çift forvete geçtim. Aboubakar ve Kallerin'le oynayacağız bundan sonra. İnşallah iyi sonuçlar alırız. Hadi bakalım bir sonraki karşılaşmaya geçelim. Bir sonraki karşılaşma Rize'ye karşı 5-3-2'lik bir dizilişle oynuyorlar. Maşallah bakalım nasıl geçeceğiz o defansı. Hızlı simülat diyoruz ve karşılaşma 1-1 sona eriyor. Rize üstelik penaltı kaçırmış. Topa sahip olma yüzdemiz düşmüş. Tamam bunların hepsine bakacağız arkadaşlar. Bunların hepsine bakacağız. Wellington 60 golü. Forvetlerde neden hiç yok? Bu da bir diğer soru. Ben bunları araştıracağım. Forvetlerimiz gol noktasında biraz etkisiz kaldı bu dönemde. Josef de Souza illa maaşında zam istiyor ama oynatmıyorum. Oynatmayı da düşünmüyorum. O yüzden onun bu isteğini ciddiye alamıyorum yani. Evet şöyle 5 maç sonunda bir baktığımız zaman Trabzon'un bir maç eksiği var. Muhtemelen bir haftayı bay geçtiler. 5 maç sonunda puan tablosuna baktığımız zaman lider Galatasaray ve Kasımpaşa diyebiliriz. Çünkü her iki takımın da attığı ve yediği gol aynı. Puanları da aynı. Biz ise kendimizi 8. sırada buluyoruz. 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle. İyi başlamadık ama kötü de başlamadık. Emin olun. Mesela orada 1 mağlubiyet yerine 1 galibiyet daha yazsaydı şu an lider biz olabilirdik. Veya liderliği Galatasaray ve Kasımpaşa ile paylaşabilirdik. Ligin ilk haftalarında böyle ufak tefek şeyler normal. Takımı en kısa sürede toparlayacağız. Ki zaten dediğim gibi ne iyi başladık ne kötü başladık. Ben ama Fenerbahçe'yi merak ettim. Ulan Fenerbahçe'nin yüzü burada da gülmüyor be. Evet arkadaşlar böylelikle bu bölümün sonuna gelelim. İlk defa transfer kariyeri yapıyorum. O yüzden hatalarım varsa lütfen haber verin. Sizlere daha iyi videolar sunmak istiyorum ben de emin olun. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.